CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Orta Doğu'da barışın hakim olması için Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nın kurulması gerektiğini söyledi. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kurarak bunun öncülüğünü Türkiye'nin yapması lazım. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı ne demek? Türkiye, İran, Irak ve Suriye. Dört temel ülke bir araya gelmeli. Dört ülkede kendi ülkelerinde barış olmasını istiyor mu? Evet istiyor. Dört ülkede egemen güçler gitsin, biz kendimiz, kendi özgün gücümüzle, karakterimizle, yapımızla, kültürümüzle, kendi ülkemizde barışı, huzuru getirmek istiyoruz diyor mu? Diyor. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hatay'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akademik Meslek Odaları Kurulu'nda konuştu. Orta Doğu'nun içinde bulunduğu kaos ve savaş ortamının sorumlusu olarak batılı ülkeleri işaret etti. Avrupa Birliği'ne gittiğim yetkililerle konuşurken bana Suriye'yi sordular. Dedim ki siz 10 bin, 20 bin göçmen geldi diye kıyameti koparıyorsunuz. Suriye'de kan aktığı zaman sesiniz bile çıkmıyordu. Suriye'de kan aktığı zaman gözlerinizi kapattınız, kulaklarınızı kapattınız. Ne zaman Suriye konusu gündeminize geldi? Suriyeliler geldiği zaman. Siz sorumlusunuz. Suriye'de yaşananlardan en başta siz sorumlusunuz. Neden güç olarak Suriye'de kanın akmasını engellemediniz? Neden o konuda bir çaba harcamadınız? Kılıçdaroğlu, Orta Doğu'da barış ve huzurun tesis edilmesiyle Suriyelilerin kendi ülkelerine gönderilmesi gerektiğini belirtti. Evi yıkılan, okulu yıkılan, hastanesi yıkılan, yolu olmayan, efendim parkı olmayan kentler var orada. Elinizi cebinize atacaksınız. Suriye'nin onarımını yeniden sağlayacaksınız. Yol yapacaksınız, okul yapacaksınız, park yapacaksınız, hastane yapacaksınız. Her şeyi yapacaksınız ve ondan sonra diyeceğiz ki buyurun kardeşim. Evinizi yaptık, yurdunuzu yaptık, okulunuzu yaptık, hastanenizi yaptık, yollarınızı yaptık. Artık Suriye'ye dönebilirsiniz. Yine %100'ü gitmeyecektir ama büyük bir kesimi, büyük bir kısmı kendi topraklarına dönecektir. Kılıçdaroğlu, Orta Doğu'da barışın hakim olmasıyla bölge ülkelerinin daha çok güçleneceğine dikkat çekti. Önce dört ülke kurar Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı. Sonra bu ülkelere diğer ülkelerde dahil olabilirler. Amaç havzayı büyütmek. Yani barışı büyütmek. Orta Doğu'da barış olduğu zaman Türkiye bir güç olarak, sembol bir güç olarak da ortaya çıkacaktır. Yatırımlar yapılacaktır, ekonomi canlanacaktır. Şimdi Suriye'deki kavgadan en çok etkilenen il hangisi? Hatay. Sonra Gaziantep, sonra Şanlıurfa.